Merhaba sevgili Dost TV izleyenleri. Hayat güzeldir. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yeni bir gün, yeni bir program ve bizler yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum benimle birlikte. Kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi Profesör Doktor Bilal Sambur hocam bizlere eşlik ediyor efendim. Ve bugün bizlere modern dünyada bireyselleşmeyi anlatacak. Halihazırda aslında hepimizin yaşadığı, ailelerimizin biraz daha küçülmesi, kişilerin biraz daha kendine dönmesi, daha toplumla, kalabalıklarla değil de daha bireysellik üzerinden yaşaması ve bu yoldan ilerlemesi, bunun acaba bizlere, çevremize ve yeni yetişen evlatlarımıza, jenerasyonumuza nasıl etkileri var? Olumlu mu, olumsuz mu? Bunları inşallah her yönüyle sizlerle konuşacağız efendim. Aynı zamanda Reyhan Akgün hanımefendi mutfağımda bana eşlik ediyor ve yine bizlere birbirinden lezzetli iki farklı tarif hazırlıyor. Gelin birlikte bakalım bugün bizlere neler yapıyor. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Beyza Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, heyecanlıyız. Yeni bir birlikte. Program. Ve böyle rengarenk bir tezgah görünce çok mutlu oluyoruz aslında. Değil sizlerle hepimiz, birlikte. Her zaman olduğu gibi. Bugün iki tane güzel bir tarifim var yine. Aslında alışıldık bir kek ama yapım aşamalarını farklılaştırarak çikolata dolgulu bir rulo kek yapacağız bugün. Çok güzel. Onu yapacağız. Ve herkes tarafından sevilen. Sevilen. Değil mi? Böyle garanti. Hani, evet. Değil mi? Her misafire zaten çok rahatlıkla çıkarabileceğimiz. Zaten çikolata ve kakaoyu. Aynen. Kimse sevmez. Evet. Yani kim sevmez ki herkes sever. Öyle bir kekimiz var. Sadece dediğim gibi pratik. Herkesin bildiği kek ama yapım aşamalarını değiştirerek farklı bir lezzette damaklara uygun bir kek tarifi yapacağız. İçi çikolata dolgulu. Çok güzel. Vallahi merakla bekliyoruz. Sonrasında makarnamızı ben önden haşladım. Evet, bir makarna makarnalı haşlanıyor. Pizza yapacağım. Makarnalı aslında, pizza. Evet, makarnalı pizza yapacağım. Aslında nasıl? Pizzanın malzemeleri... Evet. Sadece hamur yerine makarnayı ekleyeceğiz. Çok güzel. Bu da hem pratik hem de o an hemen hamur yoğurmak yerine bizim o pizza isteğimizi bir anda giderecek bir çok tarif güzel. Olacak. En sevdiğimiz zaten sizinle birlikte yaptığımız pratik ama çok lezzetli. Evet, pratik ve herkesin yapabileceği ve çok lezzetli tarifler yapacağız. Çok İsterseniz güzel. Kekten biraz başlayalım. Başlayalım, harika olur. Herhalde yumurta akımızı ayırmışsınız. Yumurta akımızı, 4 tane yumurta akımızı ayırdık sarısıyla birlikte. 4 yumurta akımıza 1 fiske tuz ekledik ve bunu beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Tamamdır. Bu aşamada hani hemen oldu bittiye getirilmesi dediğim gibi kolay ama püf noktası olan yerler var. Köpük köpük olana kadar. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim, bir krem şanti görüntüsünü alana kadar çırpmaya devam. Bir fiske tuzla 4 tane yumurta akımı çırpacağız. Birazcık daha pandispanyayı anımsatıyor. Kesinlikle. Pandispanya hamurunu anımsatıyor. O ruloyu rulo yaparken daha rahatlıkla yapmak adına daha böyle süngerimsi, daha kırılmasın diye süngerimsi bir doku elde etmek için bu şekilde yapacağız. Çok güzel. Şimdiden aslında beyazlamaya başladı. Evet. Devam edelim inşallah. Yumurtalarımızın sarılarını daha sonrasında mı ekleyeceğiz? Yumurtalarımız sarısını şöyle yapacağız. Diğer malzemelerle kek hamuru elde ettikten sonra yumurta akını üzerine ekleyeceğiz. Ama bu aşamada spatulayla yavaş yavaş o köpüğünü gidermeden, karıştırarak, söndürmeden bir kek hamuru elde edeceğiz. Harika. Bu şekildedir. O zaman bu ayrı bir kenarda. Bu şimdi ayrı biraz bir kenarda duracak. Değil mi? Evet. Tamamdır. 4 tane yumurta sarısını ekliyoruz. Şöyle sıyırıyorum. Bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz ve çırpıyoruz. Pardon, şöyle yavaştan yapalım. Tabii ki yumurtanın beyaz olmayınca birazcık daha katı yoğun, bir, katı ve bir kıvam elde ediyor. Böyle çok dağılmamak adına ilk önce kaşıkla karıştırırlarsa daha iyi olur. Ben şimdi sizden yavaş yavaş şekeri, suyu, sütü, sıvı yağımızı getirdim.
bir çay bardağı sütümüz de var. Evet. Şöyle karıştırarak unumuzu da ekleyelim. Tamam. Zaten diğer kısmını izleyicilerimiz, kek yapan izleyicilerimiz bilir. Şöyle karıştıracağım. Kakaoyu da ekleyeyim mi? Kakaoyu en son ekleyeceğiz. En son. Burada neler var? Vanilya ve kabartma tozumuz var orada. Şöyle tamamdır. Ekleyeceğim ben. Şöyle ekliyorum. Hı hı. Aslında zaten dediğiniz gibi şeker eridikten sonra diğer malzemeleri çok çırpmanın da bir anlamı olmuyor. Yok. Evet. Kakaomuzu ekliyorum. Burada 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyorum. Tamamdır. Ben de bir makarnamızı karıştırdım. Tutmasın diye. Biraz yoğun sonra bir hamur oluyor değil mi? Beyaz yoğun, olmadığı evet. için, yumurta beyazı henüz girmediği için. Kesinlikle. Biraz daha efendim normalden yaptığımız hamura yumurta. Göre biraz daha yoğun. Evet. Aklarını, çırptığımız yumurta aklarını şöyle alttan üste. Çok söndürmemeye çok böyle söndürmeden karıştıracağız. Ve bununla beraber aslında tam istediğimiz kıvama ulaşacak değil mi Reha Hanım? Birazcık daha çünkü açılması lazım. Sonra bir borcama, yağlı kağıt serdiğimiz bir borcama ekliyoruz. 30 dakikada önceden ısıttığımız fırında 30 dakikada 160 derecede kekimizi pişiriyoruz. Evet. Çünkü aslında bir de birazcık ince bir hamur olacak hamur değil mi? Hamur olması lazım ki hem güzel sarılabilelim, rulo güzel gözüksün, şekli güzel gözüksün. Tamamdır, süper. Beyza Hanım ben bunu böyle yavaş yavaş karıştırmam gerekiyor. Tamamdır. Siz devam edin dilerseniz. Tamam. Sonra fırına da gönderin. Zaten iç dolgusunu beraber koyarız evet, sizlerle. Evet, aynen. Zaten makarnamız da burada pişiyor. Pişiyor. Bir ben de hocamın yanına geçeyim. Tamam. Sohbetimize başlayalım. Kolay gelsin Reyhan Hanım. Sağ. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettiniz. Geldiniz buralara. Çok teşekkür ederim. Benim için çok zevkti burada olmak. Yayınınız çok keyifli geçiyor. Çok sağ olun. Umarım hocam. Beraber kaliteli, verimli bir yayın yaparız. İnşallah. Evet hocam. Yani gerçekten o duadayız, dilekteyiz ve Allah'ın izniyle eminiz de. İnşallah. Çok güzel bir yayın olacaktır inşallah. İnşallah. Çünkü konumuz da hocam çok güzel. Evet. Yani modern dünyada bireyselleşme dediğimizde aslında burada pandemi sonrasıyla birlikte birazcık daha artan belki değil mi hocam? Yani insanların birbirlerinden kaçması, bunun ismini bireysellik mi diyeceğiz acaba ne diyeceğiz? Buradan da biraz başlayabiliriz sizlerle. Yani bu yeni dünya düzeninde insanların birazcık daha kabuğuna çekilmesi, bu bireyselleşme durumunu biraz bize açar mısınız hocam? Ne demektir bireyselleşme? Evet. Şimdi şu noktanın altını çizelim. Biz şu anda aslında bireyselliği sadece konuşmuyoruz, bireyselliği yapıyoruz. Reyhan Hanım orada bir bireyselleşme pratiği yapıyor. Evet. Kendi maharetiyle iki güzel bir tatlı bir de bir yemeği kendi bireysel sosunu katarak yeniden yorumluyor. Yani bizim özgü programımız hem bireyselliğin teorisini hem uygulamasını konuşan bir program. Harika. Şimdi bu bireysellik her şeyden önce bunu düzeltmek lazım. Bireysellik hiçbir şekilde bireyin kendi kabuğuna çekilmesi değildir. Evet hocam. Toplumdan kendini izole ederek tamamen yalnız başına olması. Şimdi bu ne demek? Yani bireysellik dediğimiz zaman eğer böyle anlaşıldığında çok anormal, patolojik bir şey olarak anlaşılır. Evet. Bu aslında bireysellik sağlıklı olma hali. Kabuğuna çekilme değil, kabuğunu kırıp
dünyayla, hayatta, insanlarla bütünleşme durumu. Siz bir dağ başında bireysel olamazsınız. Kendinizi gerçekleştiremezsiniz. Hı hı. Kendinizin farkında olamazsınız. Evet. Ancak bir diğer insanla karşılaştığınız andan itibaren, bir diğer canlıyla karşılaştığınız andan itibaren bireysel olabiliyorsunuz. Yani bireysel olabilmek için doğaya ihtiyacınız var ve insana ihtiyacınız var. Evet. Bu yani çok önemli bir şey. Burada hocam o zaman şunu belirtebilir miyiz? Bireysellik dediğimiz nokta aslında kişinin birey olması, bir karaktere sahip olması ve kendine özgü bir karakterinin ve bir davranışlar bütününün olmasıdır diye belirtebilir miyiz? Evet. Şimdi tabii birey olmak yani şöyle insanın için en önemli büyük görev insanın kendini tanıması. Tanımak, insanın kendini tanıması çok önemli. Evet. İnsanlık tarihi içerisinde insan bireyin gerçek olduğunu fark ediyor. Ve bireyin bir aklının olduğunu fark ediyor. Evet. Bu aklını aktif olarak kullanması gerektiğini fark ediyor. Ve bireyin bir özgürlüğü olduğunu fark ediyor. Akıl, özgürlük ve gelişme. Evet. Bu üçü ve farklılaşma, çeşitlilik. Şimdi birey kendi içerisinde, biz bireyler olarak kendi içimizde birçok birbirine zıt yeteneklerimiz var, eğilimlerimiz var, pozisyonlarımız var. Biz bu zıt eğilimleri kendi içerisinde bütünleştirme, aynı zamanda farklılaştırma. Birey bunu gerçekleştirdiği sürece birey olma pozisyonuna, noktasına gelebiliyor. Ulaşabiliyor. Şimdi bazen bizim mesela bir yemek konuşuyoruz. Onun üzerinden gidelim. Şimdi bedenimiz doğal bir şekilde yemek ister. Evet. Ama bizler aynı zamanda sadece yemekten midemizi doldurmak istemeyiz. O yemeğin ruhumuza hitap etmesi lazım. Evet. Zevk almamız lazım. Hı hı. Ruhun bir yemekten aldığı zevk ile bedenin aldığı zevk birbirinden çok farklı. Hı hı. İşte başarılı bir şef bu kadar iki zıt ruhun arzusuyla bedenin arzusunu yemeğe ne kadar yansıtıyor. İki zıt ihtiyacı da karşılayabiliyor bir şimdi şey. Şimdi ve işte bireysellik, birey olmak ona o zıt unsurları bir araya getirmek, kendine özgü bir tat oluşturabilmek. Evet. Şimdi bu yemek üzerinden gittik. Bunu yaşam stili kavramıyla ifade etmek lazım. Evet. Yani birey olmak kendisine özgü bir hayat tarzının, bir yaşam stilinin olması demek. Yani senin doğaya bakış açın, senin hayata bakış açın, senin insana bakış açın, çocuğa bakış açın, sokağa bakış açın, kadına bakış açın, yeme biçimin, aslında her şey. Giyim tarzın. İşte bütün bunlar aslında bir aktif durumu gerektiriyor. Yani yaşam stili bizim muhakkak bir şekilde emek ile, bilgi ile, birikimle oluşturabileceğimiz bir şey bu aslında. Aslında hocam siz üniversitede buna çok şahit oluyorsunuzdur bir noktada. Evet. Öğrencilerinizle mesela sınav yaptığınızda belki yüzlerce kişiye aynı soruları soruyorsunuz. Evet. Ama iki tane bile aynı cevabı almıyorsunuz. Çünkü herkes farklı bir birey ve herkesin bireyselleşmesi bu noktada farklı olduğu için öğrenmesi de ve bunu davranışa ve bilgiye dökmesi de farklı oluyor belki. Evet, aynen. Yani biz insanın olduğu yerde insanın farklılığından bahsederiz. Yani insan ferttir. Evet. Bizde bireyin karşılığı ferttir. Allah'ın bir adı da ferttir. Allah da bir bireydir. İkbal Allah'tan ego olarak bahseder, insandan da ego olarak bahseder. Yani Allah ve insan ilişkisi iki bireyin karşılaşması olarak.
iki bireyin ilişkisi olarak bahseder. Hı hı. Yani bu çok önemli bir şey. Ve o egolar, o birey olan varlık farklılık üzerinedir. Eskiler buna nev-i şahsına münhasır derlerdi. Hı hı. Biz ise buna özgünlük diyoruz. Hı hı. Hı hı. Özgünlükle birlikte özgürlük. Evet. Ve farklılık. Farklı olan insan özgür olmak ister. Evet. Farklı olan insan özgün olmak ister. Şimdi Reyhan Hanım İtalyan mutfağının iki büyük ürününü, makarna ve pizzayı sentezledi. Evet. Şimdi mesela İtalyanlar dese ki, ya pizzanın altına hamur yapılır. Hı hı. Şeyi yapamayız. Makarna koyamayız. Makarna koyamayız. Bu hı hı. kabul edilebilecek bir şey değil. Hı hı. Şimdi o zaman siz özgürlüğün alanını kısıtlıyorsunuz. Ortadan kaldırıyorsunuz. Hı hı. Ve onunla birlikte özgürlüğü ortadan kaldırıyorsunuz. Evet. Şimdi birey ama burada Reyhan Hanım bize şunu söylüyor. Lütfen diyor bana burada mutfağımda bir alan bırakın. Ben otonom bir şekilde makarnalı pizzamı yapayım. Hı hı. Birey olmak kendisine bir otonomi alanının olması demek. Yani toplumdan ve devletten bağımsız olarak. Ya benim bir alanım olsun demek. Evet. Ama benim bu bir alanım olsun demek aynı zamanda ilişkiler üzerine kurulu. Erkeğin kadınla ilişkisi, çocukların ebeveynleriyle ilişkisi, ticarette alıcının ve satıcının sürekli olarak birbiriyle ilişkisi. Yani bu hayatın her alanında o ilişkinin olması gerekiyor. Evet. Bireyi birey yapan şey akıldır, özgürlüktür, özgünlüktür, farklılıktır ve ilişkilerdir. Ne kadar güzel. Ondan dolayı bireyden bahsettiğimiz zaman o kabuğuna çıkmak değil. Hı hı. Kabuğuna çekilen şey o birey değil, o canlı organizma bile değil, canlı bir şey değil. Hı hı. Yani kabuğuna ne çekilir? İşte karabiberi kutusuna koyarsınız, kavanozuna ve oraya koyarsınız. Evet, evet. Şimdi şöyle düşünün, biz Reyhan Hanım'ı kavanoza koyup bir tarafa koyduk. O nasıl yapacak bunu? Açılması lazım, mutfakta hareket olması lazım. Hı hı. Ama o, diğer o kavanozdaki her şeyi açıyor şu anda. Evet. Değil mi? Siz de hı hı. biraz şey yaptınız. Onu o hareketle, o ilişkiyle ancak bireyi olabiliyoruz. Evet. Yani peki hocam ilk başta söylediğiniz dağın başına çıkan bir insan. Evet. Onu nasıl tanımlıyorsunuz? Tek başına olmayı tercih eden bir kişiye. Yani birey olamaz dediniz orada. Evet, o birey olamaz. O sadece zihinsel açıdan, duygusal açıdan, sosyal açıdan hep çocuk zekasının, çocuk gelişiminin altında ucube bir varlık olarak kalır o. Çünkü insanı insan yapan en önemli şey dildir. Hı hı. Bizim dilsel gelişimimiz ancak insanlarla birlikte olabiliyor. Hı hı. Yani biz konuştukça dilimiz gelişiyor. Hı hı. Şimdi mesela sizin bir çocuğunuz oldu. Siz çocuğunuzu karanlık bir odaya koyun. Belli 3-4 yaşına kadar aileden, işte anne babadan diğerlerle uzak tutun. Sadece biyolojik ihtiyaçlarını karşılayın. Hı hı. Siz o çocuğu o hep bebeğimsi, o çok küçük ucube bir varlık olarak mahkum edersiniz. Ama bebeklikten itibaren, hatta anne karnından itibaren çocuğun insanları, diğerlerini seyretmesi, takip etmesi, hı hı. gözlemlemesi, algılaması dil yeteneğini geliştiriyor. Dil yeteneği geliştirdikçe evet. hareket yeteneği kabuğunu kırıyor sürekli. Evet. Bireyselleşiyor ve çocuğun her zaman dediği bir şey var. Bir çocuk en çok hangi kelimeyi kullanır? Anne. Ben. Bu benim der, bu benim der, bu benim der. Evet, hep evet. bir ben mücadelesi içerisindedir. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi
Siz bu ben mücadelesini, ben olma, birey olma mücadelesini dağ başında bir çocukta görebilir misiniz? Hı hı. Göremezsiniz. Evet. Ve bunun pratikleri var. Hindistan'da orman çocuğu denilen bir vaka var. Evet. Bir şekilde orada kalmış, hayvanlar arasında büyümüş. Sonra bunu bütün desteğe rağmen, onun 15-16 yaşını tam hatırlayamıyorum. Bütün çabalara rağmen tekrar geri çevrilemiyor. O kazanımlar verilemiyor. Evet. Dil kazanımı, duygusal kazanım, sosyal ilişkiler kazandırılamıyor yani. Evet, evet. Ondan dolayı biz ekmek su gibi birey olmak istiyorsak, aklen gelişmek istiyorsak, özgürlüğümüzü elde etmek istiyorsak, özgün bir yaşam stili oluşturmak istiyorsak, o zaman birbirimize muhtacız ve ilişkilerin değerini, insan ilişkilerinin değerini bilmek lazım. Yani bireysellik ben-sen ilişkisi bağlamında gelişebilecek bir şeydir. Evet. Yani benim bu çayla olan ilişkim ben-sen ilişkisi değildir. Ben ve nesne ilişkisidir. Evet. Bu bana katmaz bir şey. Ama insanı bireyi haline getiren değer bir diğer insanla, canlı bir organizmayla kurulan ilişkidir. Yani bir köpektir, kedidir, ağaçtır, meyvedir. Yani bütün canlılar alemiyle kurduğumuz ben-sen ilişkisidir. Peki hocam, çok kıymetli şeyler aktarıyorsunuz bizlere. Ben de aradan bölmek istemedim. Fakat şimdi baktığımız zaman, dediğiniz gibi, o zaman bir birey olmak için bir toplum olmazsa olmaz, bir insanlarla ve canlılarla olan ilişki olmazsa olmaz bir ihtiyaç ve gereksinim. Fakat şimdi hem özellikle ülkemiz özelinde bakabiliriz. Geçmişteki bireyselleşme hareketleri, bireylerin bireyselleşmeleri ve günümüzdeki bireyselleşme hareketlerine de birazcık bakacak olursak, örneğin günümüzdeki kişilerin birazcık daha acaba yalnızlığa itiliyorlar mı? Ve birazcık daha hani bireysellik, sizin açıkladığınız kavram çok muhteşem oldu. Bizim de dünyamızı açtı. Allah razı olsun. Bunun yanı sıra ama hocam, hani bir de böyle halk arasında çok duyduğumuz, hani ben bireysel yaşamayı tercih ediyorum gibi, hani tek başınalığı, yalnızlığı ifade eden bir bireysellik kavramı da var aslında toplumumuzda. Ve hani birazcık bunun empoze edildiğini ve aslında baktığımız zaman, örnek veriyorum, bundan 50 sene önce 1+1 evler var mıydı acaba ülkemizde? İnşa ediliyor muydu, yapılıyor muydu ya da buna gereksinim duyuluyor muydu? Ama günümüzde çok fazla hani bir kişinin yaşayabileceği 1+1 evler ya da araçlara baktığımız zaman hep böyle daha küçük, hani bir kişiye yeterli olabilecek, bir kişinin kullanımını sağlayabilecek araçlara yönelimin çok daha arttığını görüyoruz. Buradaki bireyin yalnızlaşması bu bireyselleşmeyi nasıl etkiler? Yani toplumdaki konumunu nasıl etkiler? Bize biraz da bundan bahsetseniz. Şimdi tabii dediğiniz hadise, bu bugünün hadisesi değil. Bu yaklaşık 200 senelik bir hadise. Bu özellikle sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkan bir durum. Makine-insan ilişkisiyle ilgili olan bir husus. Yani evet. Sanayi devriminden sonra makineler hayatımıza girdi. Evet. Ve bizler artık, daha öncekiler insanlar birbirleriyle ilişkileri vardı. Bizim sanayi devriminden sonra artık insanlarla değil, daha çok makineler girmeye başladı hayatımıza. Biz bu sefer makinelerle ilişkiye girmeye başladık. Çünkü fıtraten bir ilişki ihtiyacı duyuyoruz herhalde. Yani şöyle mi? İlişki, işte artık kişi eskiden olduğu gibi tarım yapmıyordu. Fabrikada bütün 8-9 saatini çalıştığı makinenin üzerinde harcıyor. Evet. Ve günümüzde bunun zirvesini yaşıyoruz. Biz günlük en az 5-6 saatimizi cep telefonlarımızla uğraşıyoruz. Bilgisayar başında geçiriyoruz. Yani sosyal medya dediğimiz şey aslında sosyal bir şey değil. İnsani bir şey. Basıyorsunuz ve bir ilişki yok orada. Orada sıkıntı şu. Yani Instagram hesabınızda beğeni yapıyorsunuz, o beğeni değil. Yani ama birisine ne kadar güzel yaptınız siz bu işi
Elinize sağlık demek ile o alta beğeni yapmak aynı anlama gelmiyor. Hı hı. Çünkü ilişki yok orada. Bu çok karıştırılıyor aslında. Şimdi burada problem ilişkinin olmaması. Hı hı. İlişkiler azaldıkça bu sefer insanlar yeni yaşam tarzları geliştiriyorlar. Diyorlar ki ya benim işte çoluk çocuk işine gücüne karıştı. Ben artık çok kalabalık bir yerde yaşamak istemiyorum. Hı hı. 1+1 mutfak ve bir oda yatağımı serebileceğim bir yer yetiyor. Hı hı. Bunun tabii çok ciddi mesela o bile olmasa işte pandemiden bahsettiniz. Biz pandemide hayat eve sığıyor diye bir slogan söyledik. Evet. Evet. O durumu katlanılır hale getirebilmek için. Ama orada şunu gördük. Hayat aslında evlere sığmıyor. Evet, tabii ki. Evleri aşan bir hayatlarımız olduğunu fark ettik orada. Hı hı, yani ki. Teknoloji sayesinde, cep telefonlarımız sayesinde hayatımızı devam ettirdik. İşte evet. Zoom toplantıları yaptık. Hı hı. Başka mecralarda kendimizi ifade ettik. Hı hı. Sanal olarak birbirimizin evine misafirliğe gittik. Evet. Teravih namazlarımızı bile Zoom seansları üzerinden ifade ettik. Hı hı. Üniversite eğitimini öyle verdik. Devam eğitimi ettik. Öyle evet. Devam ettirdik. Şimdi burada temel sorun teknoloji değil, bilgisayar evet. Değil. Temel sorun biziz. Temel sorun bizim doğamız ilişki kurma üzerine kurulu. Evet. Biz doğamız ilişki kurma üzerine kurulu olmasına rağmen işimize geldiği için, kolay geldiği için hayatımızı eğer cep telefonuyla sürdürmeye devam edersek bu şöyle bir durum ortaya çıkarır. Makinalar kullanan cahillere döneriz. Makinalar kullanan nesnelere döneriz. Evet. Yani o zaman ben sen ilişkisi olmaz. Evet. Yani mevcut durum aslında bireyselliğin ortadan kaldırılması demek. Evet hocam. Yani hiçbir şekilde şunu çok net soralım. Yoğun bir şekilde saatlerce cep telefonuyla uğraşan birisi hangi yaratıcılığı ortaya koyabilir? Evet. Yani saatlerce bilgisayar üzerinde çalışan birisi ne yapabilir? Hı hı. Ama bunlar bir araç ve evet. Bu bizi çok önemli bir soruna soruya getiriyor daha doğrusu. Buyurun hocam. Sormak istediğim soru şu. Hepimizin üzerinde düşünmesini istediğim soru şu. Biz amaç mıyız, araç mıyız? Evet. İnsan amaç mıdır, araç mıdır? Teknoloji, bilgisayarımız, cep telefonumuz amaç mıdır, araç mıdır? Hı hı. Bir bireysel perspektif der ki amaç olan insandır. Evet. Hiçbir şekilde insan bir araç durumuna indirgenemez. Tabii ki. Ama makinalaşmayla kurduğumuz bu sağlıksız ilişki, hayır, amacın kendisi telefon, amacın kendisi bilgisayar. Evet. Sen amaç değilsin. Maddeleşen bir hayat. Maddeleşen bir hayat. Oysa evet. Bireyselleşme bunun tam zıttı. Evet. Sen diyor canlı, akıllı, özgürlük sahibi, yaratıcı, kendisine özgü bir yaşam stili oluşturma yeteneğine ve kapasitesine sahip bir varlıksın. Ve en kıymetli varlık. En kıymetli varlıksın. Bunu hatırlatın. Ve bu varoluşunu gerçekleştirme sorumluluğun var. Evet. Şimdi sen kendini eğer cep telefonuna bağımlı hale getirirsen, hı hı. O zaman ya da sosyal medyadaki sosyal medyadaki mecralara ya da bilgisayara ya da hayatımızdaki diğer teknolojik aletlere biz o zaman kendimizi amaç olmaktan çıkarıp onların kölesi haline getiriyoruz. Size bir şey daha söyleyeyim. Robot buyurun kelimesi hocam. İlk başta robotun kelime anlamı köle demek. Köle. Çekoslovakyalı yazar 1924'te bir roman yazıyor. Hı hı. İlk defa robot kavramı orada kullanılıyor. Ve insanlara hizmet eden bir köle olarak hı hı. tasarlanıyor o bilim kurgu kitabında.
Evet. Ama şu anda biz artık öyle bir dünyaya geldik ki köleler mi bize, robotlar mı bize hükmedecek, biz mi acaba kontrol edebilecek mi? Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi bunlar üzerinde burada bireyselleşme bağlamında sormamız gereken soru bu. İlk önce bireyselleşmeye dair işte kendi köşesine çekilen, herkesten uzak, abuk sabuk, bir takım patolojik, böyle bir şey değil bireyselleşme. Evet. Biz amaç mıyız, araç mıyız? İşte araç olduğunuzda o patolojik durum öyle başlıyor. Evet. O zaman hocam şöyle yapalım. İzleyenlerimiz kısa bir ara verelim. Onlar bu ara esnasında amaç mıyız, araç mıyız sorusunu biraz düşünsünler. Biz bence de sonrasında de devam edelim teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Tabii efendim ki. Birazdan sizlerleyiz. Evet efendim, sizlerle birlikteyiz. Bizler hemen böyle kısa bir ara olduğunda mutfağa koşuyoruz. Reyhan Hanım burada bizlere güzel ikramlarımızı hazırlamaya devam ediyor. Şimdi neler yaptık? Güzel yumuşak bir rulo kek. Kekimizi hazırladık. Evet. Güzel bir fırından rulo çıkardık. Çıkardık. Sıcak haliyle hemen kekimizin o alt tabanına yerleştirdiğimiz fırın kağıdımızı çıkardık. Yavaşça, hiç acele etmeden. Tamam. Ilık halde kahvaltıda sürülebilir çikolatayı süreceğiz bu şekilde. Her tamam. tarafına ve güzelce yayarak. Yayacağız. Tamamdır. Ondan sonra onu rulo şeklinde geçirerek biraz dinlendikten sonra aralıklı keserek servis yapacağız. Çok güzel. Ama ruloyu çok bekletmeden yapacağız değil mi? Ruloyu çok bekletmeyeceğiz. Tamamdır. Hemen çikolatamızı sürdükten sonra tamam. hemen rulo yapacağız. Biraz dinlendirdikten sonra belli aralıklarla dediğim gibi keserek servis yapacağız. Tamamdır. Çok güzel. Bir de burada herhalde makarnalarımız da haşlandı. Makarnalarımız hazır. Haşlandı. Ben onları şöyle çubuklara dizdim. Çok güzel. Tek tek. Evet. Çubuklara dizdiniz. Harika. Şimdi şöyle burada bir ne var? Domates sosu hazırladım. Evet, çok güzel görünüyor. İçine baharatlar ve keki kekledim. Hı hı. Dileyen sarımsak da rendeleyebilir, içine hı hı. ekleyebilir. Tuz ekledim, keki kekledim. Farklı baharatlar ekledim. Şöyle yaparak. Makarnamız sadece haşlandı değil mi? Farklı evet, bir sadece olmadı. Haşladık. Hı hı. Bir penne de böyle makarna güzel alıyoruz. Çöp şişleri dizdiniz. Çöp şişleri dizdik. Bildiğimiz usulde haşlayıp çöp şişlere dizdik. Evet, domates sosumuz da güzelce. Böyle bol soslu da çok güzel oluyor gerçekten. Evet. Pizza tabanına çok bol koymaya ben biraz çekiniyorum bazen çünkü ıslatabiliyor. Hamurunu ıslatıyor evet. ve o lezzeti alamıyoruz. Ama şimdi makarnada bundan çekinmeye gerek yok herhalde, evet. değil mi? Evet. Böyle de güzel bir artısı oluyor pizza makarnanın. Şöyle bol bol hepsine geçiriyoruz. Hı hı. Şurada da yayalım. Sosumuzu gezdirdikten sonra şöyle her birinin üstüne rendelediğimiz kaşarları tamam. gezdiriyoruz. Ben de şunlara koyayım mı? Olabilir. Biz mısır ve sucukla bunu lezzetlendireceğiz. Çok güzel. Ama izleyicilerimiz pizza malzemesini neler istiyorlarsa ekleyebilirler. İşte küçük küçük çeri domatesleri ekleyebilirler. Biber olabilir. Biber ekleyebilirler. Kapya biber yakışıyor. Evet. Zeytin ekleyebilirler. Hı hı hı. Evet, dilim zeytinler de yakışıyor aslında. Diledikleri gibi bunu lezzetlendirebilirler. Evet, şöyle koyalım. Mısır ama zaten böyle pizzanın biraz vazgeçilmezi gibi. Kesinlikle. Değil mi? Çok yakışıyor. Olmazsa sucuğu da zaten yani neye koysak kahvaltılık şeylerde özellikle muhteşem oluyor. Şöyle gezdirelim. Sonrasında şöyle sucukları diziyoruz. Bunları da bu şekilde yani çöp şişlere dizmeniz çok güzel olmuş bence. Böyle herkesin servislik, tabağına değil herkes mi? Tabağına servisi rahatlıkla muhteşem. Alabilir. Dizdikten sonra önceden ısıttığımız fırında zaten bütün ürünler pişmiş şekilde. Hı hı. Sadece sucuk çok sucuk çabuk pişiyor zaten. Çok çabuk evet. pişiyor. O da
da kızarana kadar yaklaşık en fazla yine fırının derecesine, fırının markasına bağlı 10-15 dakika pişirdikten sonra afiyetle yiyebiliriz. Ay harika görünüyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bir de ne dedik? Çikolatalı rulo Lumuzu. Kekimizin içerisine sürülebilir çikolatamızı sürüyoruz. Rulo yapıp hemen rulo birazcık yapıyoruz. Biraz beklettikten sonra belli aralıklarla nasıl aralıklarda kesmek istersek kesip soframıza sunuyoruz, servisimizi yapıyoruz. Tamamdır, harika. O zaman sunum aşamasında geldiğimizde onu görürüz herhalde. Tabii ki. Değil mi? Pizza makarnamız da pişmiş göreceğiz. Olur. Hepsi pişmiş olacak inşallah. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok sağ olun Reyhan Hanım. Ben de hocamın yanına geçeyim. Tabii biz ki. Sohbete devam edelim inşallah. Evet hocam, araya girmeden önce izleyenlerimize bir ödev vermiştik aslında. Biz araç mıyız yoksa amaç mıyız? Herkes kendi bireyselliğinde, kendi dünyasında bunu düşünsün dedik. Ve burada bize bireyselleşme kavramını çok güzel açıkladınız hocam. Çünkü maalesef böyle tam zıttıyla karıştırılan bir durum da var. Sizlere ilk başta sorduğum hani kabuğuna çekilme, yalnızlaşma, izole olma hali de bireyselleşme adı altında bazen anılabiliyor ama aslında bunun tam zıttı olduğunu, bireyselleşmenin kişinin kendisini bir anlamda tamamlaması ve etkili ve aktif ilişkiler içerisinde olması gerektiğini, özgün olmasını, farklı olmasını ve özgür olması gerektiğinden bahsettiniz. Evet. Hocam peki burada şimdi şöyle bir şeyi sormak istiyorum ben sizlere. Öncelikle kendimizden başlayarak hem kendimiz hem de evlatlarımız için nasıl davranabiliriz? Yani kendimiz bireyselliğimizi nasıl tamamlayabiliriz? Eğer bu konularda kendimizi eksik görüyorsak, belki zamanında çevresel faktörler olabilir, ailevi problemler olabilir ve kişi bireyselliğini tamamlanmamış hissediyorsa, burada ne yapabilir ve çocuklarına bunu nasıl öğretebilir? Şimdi zaten insan bireysellik kazanılan bir şey. Evet. Yani hazır olarak sunulmuyor. Sahip olduğumuz bir şey değil. Hı hı. Zaten bu dünyadaki hayatımızın amacı kendi bireyselliğimizi gerçekleştirmek. Yaşam amacımız bu. Evet. Fert olabilmek. Bu çok değerli bir şey. Biz buna kendini gerçekleştirme diyoruz. Hı hı. Şimdi bu kendini gerçekleştirme, birey olmak bir anda olup bitecek bir şey değil. Ve bunun maalesef bir sihirli formülü yok. Hı hı. Şimdi düşünülen şey tabii birey tek başına bir yerde düşünmüyor. Hani bireyden bahsettiğimiz zaman aslında bir üçlü saç ayağı var. Bir devlet var, bir toplum var, bir de birey var. Evet, devlet, toplum, birey. Birey. Şimdi tabii çok karmaşık ilişkiler, oraya girmeyelim. Ama en önemli şey bireye kendisinin bir alanının olması. Yani birey bağlamında en önemli olan şey devletin ve toplumdan bağımsız onun bir mekanının, bir zamanının olabilmesi. Çok önemli. Şimdi burada tabii çocuklarımız, biz, arkadaşlarımız, ailelerimiz, biz kendimize vakit ayırmalıyız. Hı hı. Ve vakit derken bunu klişe anlamında söylemiyorum. Burada vakitten kastettiğimiz şey, vakit, enerji, bilgi, emek sarf etmeliyiz. Evet. Yani sadece Google'a bakarak bilgi sahibi olamayız. Evet. Öğrenmeliyiz, çaba sarf etmeliyiz. Evet. Ya kitaba dokunmalıyız. Sadece ilişki kurmak, evet, misafirliğe gitmek biraz zor olabilir. Çünkü yol gidip geliyorsunuz. Hı hı. Ama o sahici bir ilişki. Evet. Yani telefonla ya da WhatsApp görüşmesiyle bu yetmez. Evet. Yani buna vakit ayırmak. Emek ve vakit. Emek, vakit çaba. Ve çaba. Evet. Şimdi ben şöyle ifade edeyim. Şimdi simya diye bir bilim var. Hı hı. Simya ham maddeleri demiri altına çevirme. Evet. Bilimi aslında. Orta çağda ama bu sadece böyle bakılmamış. Bu aynı zamanda simyacılar bir kendilerini gerçekleştiren insanlar olarak bakmışlar kendilerine. Hı hı. İşte rubedo, albedo, nigredo diye Latince'de bu
ham maddeden altın, mücevher bir eser üretme. Evet. Şimdi bunun aşamaları var. Şimdi ham madde gelince, ham madde böyle toza, toprağa batmış bir şekilde, paslı bir şekilde geliyor. Evet. İlk önce o pasını alıyorsunuz. Çamurunu alıyorsunuz. Bir o çıkacak ortaya. Değil mi? Bir görecek. Evet. Sonra onu pasını, kirini, çamurunu ayıkladı. Onu beyazlatıyorsunuz. Parlatıyorsunuz. Ve bütün bunların hepsi meşakkatli aşamalar. Evet. Ve en bir sonunda o mücevher dediğimiz, pırlanta dediğimiz o muhteşem eserler öyle ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bir ilk önce üzerimizdeki kirlerden, paslardan bir arınmamız gerekiyor. Burada hocam bir şey ekleyebilir miyim? Tabii belki tabii. Bir nüans. Aynı zamanda hani bu çalışmaların hiçbiri de kaba ve sert bir şekilde gerçekleşmiyor. Çünkü o ham maddeye zarar verebilir. Belki böyle çok yumuşacık fırçalarla çalışıp aynen onu öyle temizliyorlar. Çünkü siz en değerli şeyi üretiyorsunuz ve elinizde çok değerli bir ham madde var. Evet, yani bu, kişi kendi kıymetini de bilip kendine de böyle davranıyor. Aynen öyle. Zaten ondan dolayı onunla ilişkilendiriliyor. Evet. Literatürde simya ile bu modern psikoloji arasındaki ilişkinin nedeni o bireyselleşme. Çünkü siz en değerli mücevher olan bireyi ortaya çıkaracaksınız. Evet. Ondan dolayı dediğiniz gibi bu altın sarraflık sanatı çok değerlidir, çok hassastır. Evet. Böyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Birey olmak, bireyi ortaya çıkarmak en hassas işçiliği gerektirir. Evet hocam. En hassas bilgiyi gerektirir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ondan dolayı çocuklarımıza en hassas bilgiyi, en hassas ilişkiyi, en hassas yönlendirmeyi, en hassas konuşmayı, böyle hani derler ya birbiri üzerine titremek. Evet. Eğer biz birbirimizden bireyselleşmesine katkı sunacaksak birbirimiz üzerine titremeliyiz. Evet hocam. Yani birbiri kendimizi seni sana bırakmamak lazım. Evet. Yani hepimiz birbirimizden sorumlu olmak. Belki bu bağlamda şimdi bireyselleşmenin en önemli olan hususu birbirine zarar vermemek. Az evvel dediğiniz. Mesela Mill'in o Özgürlük isimli kitabında özgür olan insan diğerine zarar vermeyen insandır. Evet. Bu çok önemli. Bir de zarar vermeme şey sana bir sorumluluk yüklüyor. Evet, tabii. Yani aynı zamanda hepimiz için iyi olan bir şey yapabilmek. Bunu düşünmek zorunda. Evet. Bu sorumluluğu yani birey olmak aynı zamanda sorumlu olmak demek. Evet. Yani çünkü kendini ortaya çıkarırken aynı zamanda ötekinin de benini ortaya çıkarıyorsun. Tabii. İlişkide kurduğun beni. Ondan dolayı çocuklarımıza karşı sorumluluk, doğaya karşı sorumluluk, öğrencilerimize karşı sorumluluk, yaşlılarımıza karşı sorumluluk, kadına karşı sorumluluk. Bütün bunlar üzerinde alışveriş yaptığımız insanlara karşı sorumluluk. Evet. Bütün bunları kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Bence günümüzde en önemli olan husus sorumluluğumuzu biraz unuttuk. Evet. Bu pandemi sürecinde aslında birdenbire böyle bir dünyalarımız vardı. Çok hızlı bir şekilde bir koşuşturma içerisindeydik. Sonra birdenbire bir virüs çıktı ortaya. Hepimiz evlere kapandık. Ya baktık ki işte çocuklar evde, eşimiz evde, arkadaşımız evde, iş yerindeki arkadaşımız. Ya baktık ki bizim birbirimize karşı sorumluluklarımız varmış. Evet. Daha önce çok unuttuğumuz bir şeyi hatırladık aslında. Ve o dönemde insanlar hasta oldu. Çok zor süreçler atlatıldı. Ya hasta olan birisine karşı benim sorumluluğum ne olabilir? Evet. Yani yaşlı bir insana karşı sorumluluğum ne olabilir? Evet. Mesela İtalya'daki o ilk baştaki o yaşlı insanların durumu. Doktorlar böyle kriz anlarında bizim ne sorumluluğumuz olabilir? Yani daha başka ne yapabiliriz? Tabii ki çok şeyler yaptılar. Tabii. Yani herkes
bu sorumluluk meselesini gündeme getirdi. Hı hı. Bence bu bireyselleşme bağlamında insanın insana, insanın doğaya karşı sorumluluğu, hı hı. sağlığımıza karşı sorumluluğumuz, bunun üzerinde de ciddiyetten düşünmeye ve bu sorumluluk bilincini ince bir işçilik ile herkese, her insana kazandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hocam ve burada şöyle bir şey de var aslında. Şimdi şöyle bir söz vardır. Kendisiyle kavgası olanın başkasına harcayacak enerjisi kalmaz gibi. Yani kişi kendindeki bireyselliği ve bireyselleşmeyi oturtamadığında ve bu dünya telaşına kapıldığında, hani söylediniz ya aslında pandemi öncesinde herkesin bir telaşı şeyi vardı ve pat diye birden hani evlere girdik. Bunu çok net yaşadık. Yani yaşamadım diyen yoktur herhalde bu süreçte. Bu dünya telaşına kapılarak kişi kendindeki bireyselleşmeyi tamamlamadığında başkalarının bireyselleşmesini de burada aslında göz önünde bulunduramıyor. Bunu dünyasına alamıyor. Ve kendi ve fert olmaktan bahsettiniz hocam ve Allah'ın bir ismi de ferttir dediniz. Burada kişi öncelikle Allah'a karşı olan sorumluluğunu yerine getirmediğinde ve bu bilinçte olmadığında zaten topluma, doğaya, diğer canlılara ve diğer insanlara karşı olan sorumluluklarını da aslında hatırına ve dünyasına alamıyor belki de. Yani burada bu sorumluluk bilincini en temelden oturtarak bunun üzerine bütün bir yaşamı inşa etmek, yani hani temeli doğru oluşturup üzerine güzel bir inşası olduğunda belki bu o kişinin bireyselleşmesi sadece kendisini tabii ki etkilemeyecek ve nesiller boyunca kendi ailesinde örnek veriyorum devam edecek. Ve böyle bir ışığın parlaması gibi arkadaşlarında, çevresinde belki hani ticaret hayatı dediniz. Hani bir ticaret hayatında da çok ciddi bir ilişki vardır. Alıcı, satıcı sürekli bir ilişki halindedir. Ve çok hassastır aslında değil mi? Yani aradaki o hak hukuk sürekli korunmalıdır. Hani bir an bile çiğnenmemelidir. Ama kişi zaten yani o bireyselleşmesini tamamladığında kendi özgünlüğünü, özgürlüğünü ve tam bir sorumluluk halinde olduğunda zaten bunu bir gaflete düşerek tabiri caizse unutmaz. Unutmamalıdır ve buna çabalamalıdır belki. Hani devamlı olan o çaba ve emek ve enerji akışı kişinin hayatında aslında ölene kadar devam ediyor sanki hocam değil mi? Yani bir ara vereyim deme şansımız olmuyor. Bir şey yapayım deme şansımız olmuyor aslında orada. Şimdi şöyle bu bir süreç. Yani bireyselleşme bir süreç. Bir ürün değil aslında. Ve hiçbir zaman bitmeyen bir süreç. Bir simurg kuşu olabilmek. Yani simurglar efsanede anlatılır. Giderlermiş. Gittikçe arkadakiler azalırmış. Ama hep gitmeye devam edermiş. Hı hı. Önemli olan varılan yer değil. Evet. Kaf Dağı'na varmak değil. Öyle bir dağ yok. Ama hep gidebilmek. Yolda hep yolda olabilmek. Bireyselleşme böyle bir şey. Yani sürecin kendisi değerli, sonucun kendisi değil. Evet. Ve bu süreç içerisinde her aşama, daha doğrusu aşamalar iç içe. Hı hı. Yani bir anda bu özgürlük, özgünlük, sorumluluk, bu kavramlar her an bizimle olan kavramlar ve yolu zorlaştıran kavramlar aslında. Evet. Akıl, bilgi, hı hı. emek bunlar böyle... Çok kolay şeyler tabii, değil. Tabii Yolun ki. Kendisi çok zor bir durum. Şimdi burada şu noktanın belki altını çizmekte yarar var. İnsanın bu yolun zorluklarına rağmen insanın ilk önce kendisinden, sonra diğer insanlardan ve doğadan vazgeçmemesi lazım. Çok güzel söylediniz. Bu çok önemli olan bir şey. Yani hı hı. birey olmak aslında vazgeçmemeyi gerektiriyor. Pes etmemek. Pes etme. Hayattan vazgeçmemek, insandan vazgeçmemek, hı. kendinden ve doğadan vazgeçmemek. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi bu vazgeçmeme bilinci, azmi, kararlılığı içerisinde hı hı. sürekli olarak yolu yürümeye devam edebilmek. Yolda olabilmek, yolda olma bilinci çok önemli. Şimdi o zorluklar sizi zaten o zorlukları yaşadıkça, bilgiyi, birikimi kazandıkça siz kendinize özgü yaşam stilini oluşturuyorsunuz aslında. Yani
kendinize özgü... Özgünlük orada çıkıyor aslında. Evet, yani o emek aslında kendin olma çabası, kendini gerçekleştirme evet. dediğimiz hadise. O emekle ortaya, yani soyut bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet, tabii. Çok somut, yani o simya örneğini ondan dolayı verdim. Yani somut bir ürün var, sen de somut bir varlıksın. Evet. İnsan somut bir varlık, sahici bir varlık. Aklı var, duyguları var, tarihi var, toplumu var. Hepsi birlikte. Bütün bu gerçeklikler içerisinde çok ağır bir yük kendin olabilmek. Evet. Kendini tanıyabilmek ve kendini sen gene o yaşam süreci içerisinde tanımlamaya azmetmek, bunun için oluşturmaya azmetmek ve bu Allah'ın da bize yüklediği görev. Evet. Yani işte insanın yeryüzünde halife olarak yaratılması. Evet. Yani insanın yeryüzünde halife olarak yaratılması demek, insanın yeryüzünde kendi varoluşunu gerçekleştirmesi demek. Tabii. Yani doğaya karşı sorumlu olan insan demek. Diğer insana karşı sorumlu olan insan demek. Tabii ki. Kadına karşı sorumlu olan insan demek. Yani herkesin birbirinden vazgeçmemesi aslında orada halife kavramı. Evet ve yani, bu toplumu mu oluşturuyor hocam? Efendim? Buradan baktığımızda bu birbirinden vazgeçmeme hali de sağlıklı bir toplum mu oluşturuyor? İnsanlığımızı oluşturuyor. Yani o insanlık dediğimiz, nas dediğimiz o evrensel gerçekliği oluşturuyor. Yani toplum, insanlık en doğal kimliğimiz, en büyük aidiyetimiz. Farklı toplumlar, farklı kültürler o insanlık ailesinin farklı branşları. Yani işte insanlığın çoğulculuk, yani insani çeşitlilik insanlığın doğal bir gereği. Yani farklı dillerin, farklı kültürlerin, farklı inançların olabilmesi, işte o büyük insanlık dediğimiz, nas dediğimiz, işte İnsanlığa olan o hitabın muhatabı bütün insanlık. Evet. Onu oluşturuyoruz aslında. Evet. Peki burada hocam hazır yeri de gelmişken bize birazcık da bireyselleşmeyi çok güzel konuştuk. Bunun yanında toplumsallaşma ve küreselleşme kavramlarını da bize biraz açabilir misiniz? Bunlar evet, tam bizim bireyselliğimizi nasıl etkiliyor? Bireyselliğimizi etkilemiyor. Bireyselliğimizi toplumsal ve evrensel olan içerisinde gerçekleştiriyoruz. Yani küresel olan içerisinde gerçekleştiriyoruz. Biz insan insandan öğrenerek ancak gelişebiliyor. Yani insanın en büyük öğretmeni gene insan ve insanlıktır. Evet tabii. Çünkü işte Albert Bandura'nın da bir sosyal öğrenme teorisi var. Temel şeyi bir diğer insanın bilgi birikimiyle ben öğreniyorum. Bireysel olan insan toplumsallaşan insan. Evet. Toplum dediğimiz şey ise bizim birbirimize karşı sorumluluk hissetmemiz. Evet. Birbirimize karşı bir bağlanma duygusu içerisinde olmamız. Şimdi bizim makinalarla olan ilişkimiz bağımlılık ilişkisi. İşte internet bağımlılığı diyoruz. Ama bizim insanlarla olan ilişkimiz bağlanma ilişkisi. Toplum nedir? İnsanların birbirine bağlanma ilişkisi kurduğu insanlar topluluğudur. Siz bunu söyleyince hocam aklıma komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi geldi. Evet, o çok önemli bir yani toplum perspektif. Toplum olmayı değil mi? Aslında i̇şte o öğreten, bağlanma duygusunu ifade ediyor. Evet. Düşünün aslında... Komşular birbirinden ayrı. Her birisinin bir alanı var. Kendisine özgü bir mekan, otonomi alanı var. Ama bunları birbirine aynı zamanda sorumlulukları var. Evet. Yani sen o bağlanma duygusu sayesinde o açken sen tok olamazsın. Evet. O açken senin tokluğun tokluk değildir. Evet. İşte o bağlanma duygusu çok değerli bir çok şey. Çok kıymetli. Evet. Şimdi... Bizim onu, o bağlanma duygusunu, bilincini ve sevincini birlikte oluşturmamız gerekiyor. Evet. Bir de tabii toplumlar, birbirine bağlanan toplumlar insanlığı oluşturuyor.
Evet. Ha, o bağlanma duygusu olmadığında siz toplum da olamıyorsunuz. Hı hı. Siz grupsunuz. Grup. Kalabalık olabilirsiniz. Hı. Evet. Kitle olabilirsiniz. Evet. Toplum olabilmek, ben olabilmek önemli. Toplum olabilmek önemli. Bir de insanlık olabilmek önemli. İşte evet. O insanlık, o birbirine bağlı olan toplumların, kültürlerin, hı hı, farklılığın o insanlığı oluşturabilmesi. İşte, hı hı, o insanlık değerleri dediğimiz, evet, hadise öyle ortaya çıkıyor. İnsanlık değerleri derken neyi kastediyoruz? Özgürlüğü kastediyoruz, barışı kastediyoruz, adaleti kastediyoruz. Evet. Evet. Yani onun üzerine bina edilen bir insanlık aidiyetinden bahsediyoruz. İşte bu olduğunda, hı hı, o halifelik ya da yeryüzünde insanın farklılığı dediğimiz husus o zaman gerçekleşebiliyor. Evet. Yani sadece insanın bireysel olma görevi yok. Hı hı. Ben birey olmayı gerçekleştirmek kadar toplum olmak ve insan olmak, insanlık, evet, olmak. Bu üçünü birlikte ele almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Muhteşem bir program oldu bizler için. Ve gerçekten böyle kafa karıştırıcı ve belki tam olarak içini, anlamını bilmediğimiz kavramları da bizlere çok güzel örneklerle işlediniz. Allah razı olsun. Bizlere çok güzel işledi. Eminim izleyenlerimize de çok güzel bir etkisi ve farkındalığı olmuştur. Araç değil, amaç olmayı hedeflediğimiz ve bireyselliğimizi bu yolda bir ömür harcayacağımız inşallah en doğru şekilde bir hayat Allah hepimize nasip etsin diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Çok keyifliydi programda olmak. Çok sağ olun hocam. Ben bir de Reyhan Hanım'a bakayım. Bizlere neler hazırladı. Merakla bekliyoruz. Evet, değil mi? Reyhan Hanım ve sunumları. Hocam işte aslında şimdi buradan da izleyenlerimiz de görecektir. Yani bir şeyi öylesine yapmak da vardır ama bu şekilde süslemek ve en iyisini yapmaya çabalamak da vardır. Bunun da aslında bence bireyselleşmeyle çok ciddi bir alakası, evet, olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Harika gözüküyor. Ellerinize sağlık. Ederim. Ellerinize sağlık Reyhan Hanım. Çok sağ olun. Makarnalarımızı şişlere geçirdik. Evet. Ne yaptık? Kaşar rendelerini koyduk, mısırları koyduk. Domates sosunu baharatlandırdık. Evet. Onları da gezdirdik. Sucukları üzerine dizdik. Ve böyle bir 10 dakika gibi pişirdik, aha, değil mi? Çok 200-250 derecede. Sucuklar kurumadan. Aynen, evet, kesinlikle. Harika. Ya ben onlarla böyle pıt pıt uğraşmak istemiyorum Reyhan Hanım derseniz de. Evet. Kalan makarnamızı azıcık sıvı yağla yağladık. Evet. Borcamımıza, tepsimize dizdik. Yine aynı aşamalar, domates sosu, kaşar, mısır ve sucuğu gezdirerek, muhteşem, üzerine yine aynı derecede. Biraz böyle dilimleyerek belki servis edebiliriz, tabii değil ki, mi? Tabii, gayet ki, rahat bir şekilde. Tabii ki bu şekilde servis ettik. Miyim? Çok öyle. Reyhan Hanım, her türlü makarnayı kullanabiliyor muyuz yoksa yani değişik tepside yapmak istersek her türlü makarnayı kullanabiliriz. Ama bunun gibi hani ben sunumlu olsun işte tabağımı ayrıca alayım derseniz bu penne makarna daha mantıklı olacaktır. Hmm, penne hiç penne tercih ederim. Evet, yani, evet, tamam, inşallah. Ellerinize sağlık, muhteşem görünüyor ve çok güzel kokuyor. Çok teşekkür ederim. Burada da çok sürülebilir güzel. Sürülebilir Nutella'yı, evet, serdik, sürdük üzerine. Evet. Biraz sert olduğu için o arada ben gösteremedim ama yapabilirler izleyicilerimiz. Sürülebilir, hı-hı, Nutella'yı kekimizin her yerine buluyoruz ve yavaşça rulo şekline getiriyoruz. Zaten pandispanya kıvamında bir kek olduğu için, evet, çok rahatlıkla rulo şekline getirilebilecek. Ondan sonra istediğiniz gibi artık o sizin hayal dünyanıza bağlı. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çok güzel. Bu aralar ben bunu çok seviyorum. Bunlar yani böyle tam bir aslında kış havası, kış keki değil gibi mi? Oldu. Kış keki. Evet. Görüntüsü de böyle kışı anımsatıyor. Şöyle yanında da sıcak bir çayla efendim. Hem gözünüze hem damağınıza hitap edecek muhteşem lezzetler Reyhan Hanım'dan yine bu hafta. Teşekkür ellerinize ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, bizler yine bir günün bir programın daha sonuna geldik. Hayat güzeldir dedik ve hayata dair güzellikleri sizlerle paylaşma gayretinde olduk. Yarın yine aynı saatte, saatler 14.10'u gösterdiğinde Dost TV ekranlarında karşınızda olacağız efendim. Allah'a emanet olun, dostla kalın.